İbrahim ve bihi nesta'in. İktisat Risalesi bu akşam üçüncü dersimize başlıyoruz. Rabbim bizi iktisada tedbir etsin, iktisada sevk edip israftan mani kılsın, men etsin inşallah. Beşinci nükte. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet. Bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Hele ki Ramazan ayında bunu insan daha iyi hissediyor. O iftar vaktinde kuru bir ekmek gelse, bir bardak su ile en âlâ zenginin en kâşane sofrasındaki çok çeşitlerden daha fazla lezzet vermiş olur. Cayı hayrettir ki bazı müsrif ve mübezzil insanlar böyle iktisatçılara hısset ile, yani cimri olarak ittiham ediyorlar. Yani büyükçe bir çay kaşığı iledir diyor. Estağfurullah. Hısset ile ittiham edildiğinden geldi bu. Hısset ile ittiham ediyorlar cimrilikle. Haşa! İktisat İzzet ve cömertliktir. İktisat. Hem kendi izzetini muhafaza etme. Çünkü iktisat etmeyen insanlar, iktisatlı davranmayan, iktisatlı yaşamayan insanlar maalesef ısrafın içerisinde olduklarında başkasından istiyorlar. Başkasından bekliyorlar. Bu defa da izzetleri ihlal olmuş oluyor. Halbuki iktisatta Allah'ın verdiği nimetleri onun rızası dairesinde başkasına yüz haline gelme cihetiyle başkasının önünde zilletli bir hale gelmeme tedbirini alarak hareket etmenin adı iktisattır. Ama bunu cimrilik, pintilik diye telakki ederek har vurup harman savuran her an bir başkasına çok rahat şekilde el açar duruma gelir. O da izzet gider, zillet gelir. İşte iktisat, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. İşte onlar hesapsız harcarlar. Hesapsız harcayınca bu defa israfa düşerler. Israf içerisinde olununca da kazandıkları harcadıklarına kafi gelmediğinden başkasından boyun bükerek, titrek bir dil ile el açarak isterler. Bu da zillet neticesini. Bu hakikati teyit eden, yani iktisat ile hısset arasındaki nispeti teyit eden bir risale, bu risalenin telifi senesinde Isparta'da hücremde cereyan eden bir vakit. Şöyle ki, kaydeme
ve düsturu hayatıma muhalif bir surette bir talebe 2,5 okkaya yakın bir balı, 2,5 okkaya yakın bir balı bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Bil mecburiye yanımdaki 3 kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o balda iktisat ile 30-40 gün 3 adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Bir okka bal da benim vardı önceden. O 3 arkadaşım, gerçi müstakim, istikametli ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her neyse, birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir haslet ile iktisadı unuttular. İkram ederek, iltifat ederek. 3 gecede 2,5 okka balı bitirdiler. 2,5 okka balı bitirdiler. 3 gecede. Ben gülerek dedim, sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü 3'e indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o 1 okka balımı iktisat ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim, hem lillahil hamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık verip mühim sevaba medar oldu. Yani büyük temiz haykaşlığı iledir. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset, yani cimrilik ediyor. Hani işte malına tamah ediyor, vermek istemiyor diye telakki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin 3 gecelik vaziyetlerini bir civan mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civan mertlik ve ısraf altında eğer vazgeçilmese idi bir dilencilik ve gayrın eline tamakârâne ve muntazırâne bekleyerek bakmak gibi hissetten çok aşağı bir haleti netice verir idi eğer o iktisadı takip etmeseydik. 6. nükte. Demek ki yukarıdaki manada verilen o nüktede Cenab-ı Hak bize nimeti verirken onu harcamada bizi serbest bırakıyor. Engelliyor mu? Yok. Müdahale ediyor mu? Yok. Ancak harcamanın yetkisi, iradesi, idaresi bize ait. İstersek o bir tencere çorbayı bu akşam bitirebilirdik. İstersek
pilavın tamamını bitirebilirdik. İşte o sabahleyin gelen balı, getirdiğimiz balı, 4 kişiyiz, bir anda bitirebilirdik. Tereyağını bitirebilirdik. Ama ne oldu? İhtiyaç kadar yedik. Yarın sabaha da arttı. Eğer iktisatlı yersek, pazartesi gününe de artabilir. Hani iktisat. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği o nimeti, onun rızasını kazanma cihetinde yemek lazım. Lezzet takip etmemek gerekiyor. Nimetin te olan hürmeti, nimetin gönderen zat cihetinden değerlendirmek lazım. Şimdi o bize o nimete hürmet etmemizi istiyor. O nimete hürmet etmek, onu iktisat kaidesine göre yemekle mümkündür. İşte o iktisada riayet etmek gerekiyor. İktisada. Hani sabahleyin dedik ya, şimdi her sabah yumurta olmamalı. Değişkenlik olmalı, değil mi? Değiştirmeli. Evet. Altıncı nükte, iktisat ve setin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlak-ı seyyiyeden, kötü ahlaktan olan tezellülden. Tezellül nedir? Zillet altına girme, boyun eğme, el açma, dil dökme, yüz suyunu akıtma. Tezellül. İzzetin zıddı. Tevazu nasıl ki ahlak-ı seyyiyeden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir hasleti memduhadır. Bakın. Tevazu. Bakın. Tezellülden manen ayrı. Manen ayrı. Ve vakar nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden anen ayrı, manen ayrı. Vakar. Yani böyle ağırbaş. Oturaklı. Böyle izzetli. Böyle ağırbaş, kemalli. Kötü hasletlerden, kötü o kuslardan, kötü görüntüden, kötü fiilden, olan hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı. Tekebbür neydi? Kibirlenme, büyüklenme. Ve sureten benzer bir hasleti memduhadır. Yani övülen bir haslet. Öyle de ahlakı âliye-i peygamberden olan, o peygamberin yüksek ahlakından olan ve belki kainattaki nizam-ı hikmet ilahiyenin medarlarından olan iktisat ise sefillik ve bahillik ve tamahkarlık ve hırsın bir halitası olan hısret ile hiç münasebeti yok. Ya, o iktisat ise, iktisat peygamberden gelen, peygamberimizin uyguladığı kaide iktisat. Biz ona benzeyeceğiz ya, o zaman ne yapalım? İktisatlı olalım. İktisatlı. Bakıyorsun. Meyve geldi. Hani bir elma yedi. 2-3 tane mandalina yedi. Bir armut yedi. Bir kivi yedi. Bir tane muz yedi. Narın dörtte birini yedi. Bir dilim ayva yedi. Allah Allah. Bir kilo oldu değil mi hemen hemen? Bir kilo yedi bu adam. Hem de birbirinden ayrı. Şimdi bu yemek doğru oldu mu? Olmadı. Oburluk oldu. Açgözlülük oldu. Peygamber ahlakına sığdı mı? Sığmadı. Peygamberimiz olsaydı ne yapardı? Bir elma yerdi. Veya bir mandalina yerdi. Veya
bir buz yerdi. Veya ayvanın dörtte birini yerdi. Nanın dörtte birini yerdi. Portakalın bir veya yarısını yerdi. Biz ne yapalım? Biz de onun gittiği yoldan gidelim. Çünkü o kadar yedi. Şimdi ona faydalı mı? Şimdi zahirde çok böyle enerji verici, sıhhatli kılıcı meyveler yedi. Ama birbirini zıddı. Birbirini gölgeledi onlar. Birbirini imha etti. Ne oldu şimdi? Posa oldu. Hepsi posa oldu. Sırf bir elma yeseydi, sırf portakal yeseydi daha fazla olacaktı. Ve bakıyorsun bir çorba içiyor. Bir çorba daha içiyor. Bir çorba daha içiyor. Ya acaba sen daha ister miydin falan. Neyse yemek var gelecek diyor. Bir de üzerine kocaman bir tabak yemek yiyor. Yanında da bir o kadar da pilav yiyor. Bunlar nedir şimdi? Tehlike arz ediyor. Bu kadar yemek. Ben çok fazla yememekle beraber bana fazla geldi. Kuşa rahatsız. Bir kâhta çorba. 6-7 kaşık, 8 kaşık kadar pilav. Bana fazla geldi. Şu an ben çok rahatsız. Demek ki o çorbanın yarısını yiyecektim. Veya çorbayı tamamen yiyecektim ama pilav yemeyecektim. Bu şişkinlik ve bu sıkıntı olmayacaktı. İşte o yüzden burada ne diyor? Ahlakı âliyeyi peygamberiyeden olan ve belki kainattaki nizamı hikmet-i ilahiyenin medarlarından olan iktisat ise sefillik ve bahillik ve tamahkarlık ve hırsın bir haritası olan hısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Sahabenin Abadile-i Seba-i Meşhuresinden o altı Abdullah'tan olan Abdullah İbni Ömer altı Abdullah adında geliyor orada Abadile-i Seba-i Meşhure dedi o. Altı Abdullah var. Şimdi söyleyemeyeceğim ben. Olan Abdullah İbni Ömer Abdullah bin Revaha var mesela. Hazretleri ki Halife-i Resulullah olan Faruk-u Azam Hazreti Ömer'in radıyallahu anhu en mühim ve en büyük mahdumu. Hazreti Ömer'in büyük oğluymuş. Kim? Abdullah İbni Ömer. Adı Abdullah. İbni Ömer, Ömer'in oğlu demek. En büyük ve en mühim ve en büyük mahdumu. Ve sahabe alimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mübarek çarşı içinde alışverişte 40 paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Pazarlık alırken bir sahabe ona bakmış. Ruh-i Zemin'in Halife-i Zişanı olan Hazreti Ömer'in mahdumunun 40 para için münakaşasını acip bir hisset tevehhüm ederek o imamın arkasına düşüp ahvalini anlamak ister. Konuyu anladık mı şimdi? He? Baktı ki, çok önemli ama, baktı ki Hazreti Abdullah hane-i mübarekine girdi, kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça el etti, ayrıldı gitti, sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı. Kim? Abdullah İbni Ömer. Ayrıldı, gitti.
Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakire, fakirlere sordu. İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı? Her birisi dedi, bana bir altın verdi. O sahabe dedi, fesubhanallah. Çarşı içinde 40 para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden, 200 kuruşu kimseye sezdirmeden kemali rızasıyla nefisle versin. O nefsine rağmen, çünkü nefis insana yardım ettirmez. Mesela senin nefsin diyor ya mesela, hemen önünü kesiyor yani, hemen önünü kesiyor. O nefsine şöyle bak kardeşlerim, harcamam lazım. Seni gebertir bak, bir daha bana mani olmadı. Bu da biraz şey, eli titrek böyle tutuyor yani böyle. Versen, vermezsen, Allah vermez. Ama böyle de gözü karı ne varsa veriyor yani. Evet. Fesubhanallah. Çarşı içinde 40 para için böyle münakaşa etsin de sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden kemali rızası, rızayı nefiste versin diye düşündü. Gitti. Hazreti Abdullah İbni Ömer'i gördü dedi. Ya imam, müşkülümü hallet. Müşkülümü hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın. Ona cevaben dedi ki, çarşıdaki vaziyet iktisatta ve kemali akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir, hisset değildir. Anlaşıldı mı? Hanemdeki vaziyet kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir ve ne de bu ısraftır. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak la israfe fil hayri kema la hayra fil israf demiş. Yani hayırda ve ihsanda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. Allah bizi hem israfta muhafaza etsin, hem iktisada sevk etsin, ama bir de hak edenlere verdirsin. Çok önemli bak. Hak edenlere. Müstahak olanlara verdirsin. Yedinci nükte. İsraf hırsı intihac eder. Hırsı. Halbuki hiçbir halükarda hırs Müslüman'da olmaz, olmamalı. Dahası ibadette bile hırs yok. Camiye giderken bile sakin gitmek lazım. Koşarak, heyecanla, nefes nefese gidilmez. Yavaş. İsraf hırsı intihac eder. Bak hırsı. Hırs üç neticeyi verir. Çok iyi inşallah hep beraber diyelim. Çok önemli bir nokta. Çok. İsraf hırsı intihac eder. Netice verir. Hırs üç neticeyi verir.
Birincisi kanaatsizliktir ısrafta. Kanaatsizlik. Kanaat yerinde harcama. Hikmetli harcama. Yerinde harcama, hikmetli harcama. İhtiyatlı olma. İsraf, yersiz harcama, yersiz harcama ve mesul olma. Kanaatsizlik ise sahaya, çalışmaya şevki kırar. Niye? Çünkü kazandığına hani kanaat etmiyor. Yani bu kadar mı yani? Bu kadar. Bu kadara böyle iş diyor. O zaman ne oluyor? Bu defa çalışmaya şevki kırılıyor. Az buluyor ya onu verileni. Kazandığını az buluyor ya. Allah takdir etmiş halbuki. Onu az buluyor. Şükür yerine şekva ettirir. Şikayetçi olur. Tembelliğe atar. İşe gitmiyor adam. Niye? Az kazanacağım diye işe gitmiyor. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ve meşru, helal, az malı haşiye iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Yani tahsil edenler, müstahsil tahsildara deniyor, toplayana deniyor yani. Onlar azalır, üretenler çoğalır. Bak, iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayat içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder. Hani azalır. O millette teenni edip alçalarak sukut eder. Fakir düşer. Fakir düşer. Yani yiyenler çoğalıyor, üretenler azalıyor yani. Bak, tahsilat yapanlar azalıyor ama yiyenler çoğalıyor. O zaman ne olur? Yemek çoğalınca üretmek de az olan diyorlar ya, köyde artık köy ekmeği yapmıyorlar adamlar. Ya köyde sütü var, yoğurt yapmıyor. Kaymak elde etmiyor. Tereyağı yapmıyor. Köylü ya köylü. Köylü. Gidiyor fırın ekmeğini alıyor köy bakkalında. Gidiyor sanayi alıyor köy bakkalında. Allah Allah ya. Niye? Çünkü yiyor. Yiyenler çoğalınca üretenler az olur. O zaman da işte herkes bu defa memurluğa gözünü diker. İşte efendim doymuyoruz, ziraat yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, doymuyoruz diyor. Böyle haller meydana gelir. Hırsın ikinci neticesi haybet ve hasarettir. Yani zarar içine girmektir. Ve muvaffakiyetsizliğin haybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak. Yani o kastettiğin, istediğini kaçırmak ve istiskale maruz kal. İstiskal yani böyle istenmiyor. Hani yok edilmek böyle var. İstiskar. Yani ehemmiyetsiz görmek. Kalıp teshilat ve muavenetten, o kolaylıktan ve yardımdan mahrum kalmaktır. Hatta el harisu haibun hasirun. Yani hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Olan dar bir mesele masada olur. Hırs ve kanaatın tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir düsturuyla cereyan ediyor. Er cümle rızka muhtaç ağaçların
fıtri kanaatları. Onların rızkını onlara koşturduğu gibi. Duruyorlar bir yerde ağaçlar, değil mi? Rızkı onlara doğru koşuyor. Hayvanatın hırs ile meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatin azim menfaatini gösteriyor. Gösterir. Hem zayıf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akmasın. Ve canavarların hırs ile noksan ve mülevvez rızıklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Hani hırs gösteriyor mesela aslanlar. Bazen oluyor ki akşama kadar, ertesi güne kadar hiçbir şey bulamıyorlar. Mesela hırs gösteriyor. Arı, karınca ayaklar altında eziliyor diyor üstadımız. Ama sanki tevazu gösteriyor. Arı baştan üzerinde geziyor. Baştan üzerinde geziyor. Hem senin hem semir balıkların vaziyeti kanaatkaranesi mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları. Yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medar rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile, riba ile, hile dolabıyla rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayri meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahra nişinlerin yani bedevilerin kanaatkârane vaziyetleri izzetle yaşaması ve kafi rızkı bulması yine mezkur davamızı kat'i ispat eder. Hem çok alimlerin haşiye İran'ın adil padişahlarından Nuşirevan'ın adilin veziri akılca meşhur alim olan Büzürcü Mehr'den yani Büzürk Mih sormuşlar. Neden ulema Umer'e kapısında görünüyor da Umer'a ulema kapısında görünmüyor. Bak, ulema Umer'a kapısında alimler gözüküyorlar. Umer'a ulema kapısında gözükmüyor. Halbuki ilim emanetin fevkindedir. Cevaben demiş ki ulemanın ilminden Umer'a'nın cehlindendir. Yani Umer'a cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ulemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için Umer'a kapısında arıyorlar. İşte Büzürcü Mehr ulemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi olan hırslarını zarif bir surete tevhid ederek nazikane cevap vermişler Hüsrev. Hem çok alimlerin ve ediplerin haşiye bunu teyit eden bir hadise Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. O yazarlar. Türkiye'de öyledir yani. Birçok yazar çoğu böyle yani çok mükemmel geçinemiyor yani. Çok mükemmel. Ne dedi burada? Hem çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr-ı hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatkârane vaziyetleriyle zenginleşmeleri kat'i bir surette ispat eder ki rızkı
helal, acz ve iftikara göre, fakirliğine göre gelir. Helal rızık, aczine ve iftikar, yani fakirliğine, ihtiyaçlılığına göre gelir. İktidar ve ihtiyar ile değil. Yani ben kazandım, ben güçlüyüm, ben elde ettim, ben irade ettim. Değil. Belki o rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile makuse, zıt bana mütenasiptir. Çünkü çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakinleşir. El kanaatu. Kenzun le yefna. Kenz hazine demektir yani bak. Hadisinin sırrıyla kanaat bir define-i hüsnü maişet ve rahatı hayattır. Hırs ise madeni hasaret ve sefalettir. El-Fatiha. Bugünlük bu kadar. Sizi ben çok yorgun görüyorum. Bugünlük bu kadar.